Merhaba değerli izleyiciler. Bugün gayet kısa olarak hayatın her alanında ölçü ve tartıya dikkat etmek konusunda tefekkürde bulunalım diye düşündüm. Ölçü ve tartı deyince hemen aklımıza ticari hayat geliyor. Alışveriş hayatı geliyor. Alım satım geliyor. Evet, ölçü ve tartının en yoğun olarak söz konusu olduğu yer alım satım alanı. Fakat Kur'an o kadar çok vurgu yapıyor ki ölçü ve tartıya dikkat etme konusundan ve ayetlerin bağlamına baktığımız zaman görüyoruz ki ölçü ve tartıya dikkat etmek ticari hayatta sınırlı değil. Hayatın her alanını kapsayan, hayatın her aşamasını kapsayan bir bütünlüğe, bir şumule sahip. Şimdi önce bu Mudaffifin suresindeki ayetleri hatırlayalım. Cenab-ı Hak bu ayetlerde buyuruyor ki, ölçü ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun. Veil olsun onlara. Peki onlar ne yaparlar? İnsanlardan bir şey aldıkları zaman, ölçüp aldıkları zaman tam alırlar. Fakat insanlara bir şey verecekleri zaman eksik vermeye çalışırlar. Azaltmaya çalışırlar. Ölçüye ve tartıya dikkat etmezler. Bu ayetten sonra gelen ayet çok dikkat çekici. Devamında Cenab-ı Hak buyuruyor ki, acaba bu insanlar, yani ölçü ve tartıya dikkat etmeyenler, bir gün alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap vermek üzere diriltileceklerini düşünmüyorlar. Ahirete iman eden, hesaba iman eden, Allah'ın mutlaka günün birinde her yaptığımızdan bizi muhasebeye çekeceğini düşünen kimseler, ulu orta her şeyi kendi lehine ölçüp biçmezler. Hakkaniyet neyi gerektirirse onu yaparlar. Şimdi dedim ya, bu ayetin devamında kötülerin yaptıklarının siccinde olacağı, iyilerin ebradan olup onların yaptıklarının illiğinde olacağı ifade olunuyor. Biz başka ayetlere de baktığımız zaman şunu anlıyoruz. Ölçü ve tartıya dikkat etmek hayatın bütün alanlarını kapsıyor. Ticari alanı kapsıyor, eğitim hayatını söz yerine kapsıyor, iş hayatını kapsıyor, aile hayatını kapsıyor. Mesela kainatla ilişkimizi bile içine alan bir genişliğe sahip. Ölçü ve tartıya dikkat etmek. Şimdi iş yerinde diyelim, biz eğer işçiysek patrondan ya da işverenden fazla ücret istiyor ama iş yapmaya gelince kaytarıyorsak, azaltıyorsak eğer bu ayetin şumuluna girmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Veya işverensek işçiden daha fazla emek sarf etmesini istiyoruz. Ama ücret vermeye gelince orada kısıyorsak, azaltıyorsak bu ayetin kapsamına giriyoruz Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Eğitim hayatında eğer öğretmensek diyelim, öğrencinin hak ettiğini vermiyorsak veya sevdiğimiz öğrenciye daha fazla verme, bir açıdan rezerv koyduğumuz öğrencinin hakkını kısma gibi bir yöne gidiyorsak bu ayetin kapsamına giriyoruz. Aile hayatında eşimizle veya çocuklarımıza, ilişkilerimize hakkaniyetli olmuyorsa, adaletin gereğini yapmıyorsa eğer bu ayetin tehdidine ve şumuluna giriyoruz demektir. Bu halde hayatın bütün alanlarında hakkaniyetli olmak icap ediyor. İslamiyet haktır. Haktan gelmiştir. Hakkaniyete dayanır. Sıdka dayanır. Adalete dayanır. Adalet dediğimiz prensip sadece hukuki alanla sınırlı değildir. Hayatın her alanında hakkaniyetli olmak lazım. Her alanda adaletli olmak lazım. Her alanda ölçüye, tartıya azami derecede dikkat etmek lazım. Şimdi kainatta ilişkimize kadar bu kapsam genişler diye söylemiştim. Gerçekten biz fiziki alemle de bir ilişki içindeyiz. Ayla, güneşle, bulutla, toprakla, ağaçla, hayvanlarla. Peki alem, bütün bu varlıklar dünyası esasında nedir? Bize yaratıcıyı tanıtan,
onun özelliklerini yansıtan, gösteren ilahi kitap mesabesindedir. İlahi mesajlar mahiyetindedir. Biz bu mesajlara karşı ne yapmamız lazım? Ölçülü olmamız lazım. Yani bu mesajların hakkını vermemiz lazım. Evet, siz yaratıcıyı tanıtıyorsunuz, bunun özelliklerini yansıtıyorsunuz diyerek bu şuur içerisinde olmak lazım. Kendimizle alakalı nefsimizin, kendimizin yaptığı neyse faaliyetleri, payını onunla sınırlandırmamız lazım. En nihayet Cenab-ı Hak'la bizim ve kainatın yaratıcısı olan Allah'la ilişkimizi düzenlerken de yine hakkaniyetli, adaletli olmamız lazım. Onun sayısız nimetlerine karşı sayısız şükür içinde bir niyet taşımamız lazım. Hatalarımızdan, günahlarımızdan istiğfar etmemiz lazım. Salih, halis, şakir bir kul olmaya çalışmamız lazım. İşte Kur'an'ın birçok ayetinde dikkat çektiği ölçülü olmak, dengeli olmak, mizana riayet etmek, hakkaniyetli olmak gibi prensiplerin hayatımızın bütün alanlarına taşınması icap ediyor. Aksi halde eksik bir ya da yanlış bir din anlayışı içerisinde bulunmuş oluruz. Bundan kaçınmak lazım. İslamiyet'i genel bütünlüğü içerisinde almak lazım. İmanın bütün kapsamı, bütün şumu içinde ele almak lazım. Allah'a ubudiyetimizi, kulluğumuzu en geniş kapsamı içerisinde gerçekleştirmeye çalışmamız lazım. Şöyle diyerek sonlandıralım. Demek ki Kur'an'ın dikkat çektiği ölçülü olmak, tartılı olmak konusu söz konusu edildiğinde bunu ticari hayatla, alışveriş hayatıyla sınırlandıramayız. Bunun iş hayatında, eğitim hayatında, komşuluk ilişkilerinde, aile hayatında olmak üzere hayatımızın bütün alanlarına şamil kılmamız lazım. Hakkaniyetli olmamız lazım, samimi olmamız lazım, ölçülü olmamız lazım. Kendi lehimize yontan, karşı tarafın hakkını kısan bir tutum içerisinde olmamamız lazım diye anlaşılıyor. Cenab-ı Hak bizi ölçülü olan, hakkaniyetli olan, halis olan, dolayısıyla da rızasına nail olan kullarından eylesin.